kuşun önüne eğilmesin. Aldırma gönül, aldırma. Kuşun önüne eğilmesin. Aldırma gönül, aldırma. Ağladığın duyulmasın. Aldırma gönül, aldırma. Aldırma gönül, aldırma. Gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın. Aldırma gönül, aldırma. Aldırma gönül, aldırma. Gönül aldırma. Zehra, yapma böyle, bak. Bak, evladın yaşıyor işte. Ağlama artık. Ölmedi, ölmedi, ben söyledim. Kimse beni dinlemedi. Kimse bana inanmadı. Ben bilirdim dedim. Buradan bilirdim dedim. Ben buradan bilirdim. Ölmedi oğlum. Hazırdım. Oğlum. Gardiyan çağıralım, revire götürelim. Hadi canım, zırt pırt reviş. Bu adetler de yeni çıktı. Tam tiyatro. Salya sümük, saç, baş. Ben dedim, hakim bile bana inanmadı. Beni buraya kapattılar, elim kolum bağlı. Kimse bana inanmadı. Yaşıyor hanım, yaşıyor, ben öldüm. Madem ölmedi oğlum, madem yaşıyor, alın onu. Sinir etme adamı. Çık git buradan, al oğlum, tamam mı? Ağlama. Koş, ne diyorsun sen? Doğruyu söylüyorum. Herkes hazır mı arkadaşlar? Hazırız. Günaydın arkadaşlar. Sağ olun. Cengiz Bey, kadın koğuşlarının sayımını siz alın. Emredersiniz efendim. Bunları da B2'den başlayarak dağıtın lütfen. Hazırlanacak tiyatro oyunu için. Anket formlarını doldursunlar. Yarın akşam sayımda toplarsınız. Emredersiniz. Semra Hanım, siz de benimle gelin lütfen. Zehra'yla yakından ilgilendiğinizi biliyorum. Bu konuyla ilgili bana söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Aslında var efendim. Ben Zehra'nın çocuğunu öldürdüğüne inanmıyorum. Bu sizi aşan bir konu. Ama şöyle de bir durum var. Zehra'ya bir erkek çocuğu resmi geldi. Haberiniz var mı? Hayır efendim. Ama sorup araştırırım. İnşallah güzel bir haberdir. Bu resmin gelmesiyle sizin bilginiz var mı? Bilemiyorum efendim. Keşke olsa. Tamam. Zehra'yla konuşun. Eğer yardımcı olabileceğim bir durum varsa bana bildirin lütfen. Tamam efendim. Gülten Hanım'ı gördünüz mü? Giriş yaptı mı? Görmedim efendim. Gelince bana gönderin lütfen. Dışarıya! Malta'ya! Sayın Malta'da! Yeni adet mi geldi ya? Sayın için çık! Tahsin'in yerine gelmişti bu. Akıllı, içeri giremiyor ya, bizi dışarı çıkartacak. Çıkalım. Korktum. Borcu kapısını aç. Yeni geldi galiba. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, son. İki kişi revirde. Allah kurtarsın. Sağ ol diyeceksiniz. Bu formları alın. Bunlar ne? Okuyunca görürsün. Şimdi içeri girin. Havalandırma saati başladı. Dışarı çıkmasınlar mı? Koğuşları sayın bitsin. Daha sonra. Hadi. Yürü, yürü, yürü. Çabuk. Çabuk, çabuk. Yürü. Yürü, yürü. Çabuk, çabuk. Say. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on beş, on iki, on üç, on dört, on beş, son. Allah kurtarsın. Seni de. Sağ ol diyeceksiniz. Sağ ol. Bu formları doldurun. Yarın toplanacak. Herkes koğuşlara. Hadi. Sallanmayın. Hadi. Sonra. Söyler. Hoş geldiniz Gülten Hanım. Ne bakıyorsun suratıma? Açsana kapıyı. Hemen efendim. Zevzek. Bunca yıl yorulmadan namusumla çalıştım. Şimdi bir iş bilmezin eline düştü. Buraları bana dar gelir. İstifamı vermeye geldim. Ay ne istifası canım. Emekline şurada ne kaldı ki? Biraz daha sık dişini. Biraz otur Gülten. Kendine gel. Sinirle hareket etme. Sonra bak her defasında pişman oluyorsun. O ne? Ne? Bu dolabı birine mi verdiler? Yeni gardiyan Cengiz Bey. Ah Tahsin ah. Dağ gibi adamdı. Ölüp gidiverdi. Bunların hiçbirini hak etmemişti.
Kimdir nedir sen biliyor musun? Bilmiyorum ama genç biri. Muhakkak Handan'ın parmağı vardır bunda. Kendi adamlarından birini getirmiştir. Yok Allah'ını seversen Gülten daha neler. Yok öyle bir şey. Yeni yetmeler. İş bilmezler. Günaydın. Baş gardiyanımız Gülten Hanım. Merhaba, memnun oldum efendim. Müsaadenizle. Kim bilir ben gidince benim yerime kimi getirirler? Yok. Ya ama yok. O kadar kolay değil. Ay sakin ol Gülten Allah aşkına. Ben çıkıyorum, sen giy. Hem Handan Hanım daha sonra odama gelsin dedi. O kadar değil. Aklım almıyor Gülten. Benden habersiz Nazlı'ya test yaptınız yetmiyormuş gibi. Bir de onu dövüyorsunuz. Açıklayabilirim. Açıklamayın Gülten. Lütfen bana hiçbir şeyi açıklamayın. Bütün cevaplarınızı bakanlıktan gelen müfettişe saklayın. Şimdi çıkabilirsiniz. Yarından sonra. Ben konuşurken yüzüme bak. Anladın mı? Anladım. Yarından sonra. Bu kadar. Hoş geldin Gülten. Bunca yıl namusumla çalıştım. Buraya çok emek verdim. Eğer bir şey yaptıysam bunu tek başıma karar vererek yapmadım ya. Ben sana Nazlı'yı dövmeni söylemedim Gülten. Herkes Nazlı'nın dayak yemesinin peşinde. Oysa Tahsin öldü gitti, kimse o işi takip etmiyor. Gülten, seni son defa uyarıyorum. Lütfen bir daha sınırlarını aşma. Handan'ın teftiş istediğini, seni cezalandırmaya çalıştığını biliyorum. Ama bu iş o kadar kolay değil. Handan Hanım da bunu anlayacak. Sabret Gülten. Yakında her şey eski haline dönecek. Alo. Alo. Duyuyor musun? Bak.
yarından sonra. Tamam mı? Sakın ha. Bak mahveder bizi. Nasıl oldun Zehra? Daha iyi. Zehra? Şebo nerede? Onu hastaneye yolladılar. Gel. Bir asabi, öteki tımarhane, bir iki doğumhane. İyi iyi, hepinizi yollasalar da rahat etsek bari. Ne doğumhanesi be? Doğumhaneye giden mi var şimdi? Olacak. O da olacak. Bırakın doğursun. Tahsin pisliğinin soyu devam etsin. Fena mı işte? Soyu yürüsün. Ya bana bak. Ben... Ben sana ne dedim? Bizimle ilgili bir daha ağzını açma demedim mi? Ne dedim ben sana? Suzan Aksoy, avukat görüşüne. Geldik de hiç hoş bulmadık. Yeni icatlar çıkmış ben gidelim. Ama çok yakında her şey düzelecek. Muma döneceksiniz hepiniz. Muma. Aç şunu. Aç kapıyı. Çabuk ol geceliksiz. Zaten çoluk çocukla doldurdular burayı. Vay vay vay. Kimler gelmiş? Buraya girmeye kimler cesaret etmiş? Ses sesini Aliye. Duydum ki ben gideli gemi iyice nazıya almışsınız. Her şeyi duyuyorum. Her şeyi biliyorum. Her şeyi bir bir yazıyorum. Ama çok yakında her şey eskisi gibi olacak. Yeni yetmeler, iş bilmezler, hadlerini bilecekler. Siz de bunu bilin, ayağınızı denk alın. Nereye gidiyorsun? Sakın ha! Nereye gidiyorsun? Ha? Biz seninle daha hesaplaşmadık. Şimdi ne olacak ha? Ne edeceksin ha? Şimdi ne olacak? Bırak şunu. Durup dururken başımıza iş açma. Gebert Aliye, bir pislik eksilsin. Abi bırak.
şey olacak. O seni bıraktı mı ha? Acıdı mı? Öyle kolaydı değil mi? Tuvalet köşesinde sıkıştırmak. Bak şimdi ne olacak ha? Dövsene cabona. Dövsene. Çok. Bırak dedim. Bırak şunu. Abi lütfen. Korku sana yeter gülüm. Hele bir ağzını aç, kafanı koparırım. Suzan Hanım, neden kendi başınıza dilekçe yazdınız? Siz yazmadığınıza göre. Suzan Hanım, ben elimden geleni yapıyorum. Bu dilekçe Yargıtay sürecini uzatmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Öyle mi? Ne yapayım peki? Yargıtay süreci kısa sürsün diye cezamı alıp oturayım mı? Bunu mu istiyorsunuz? Burada kalayım canım ben en iyisi. Hem siz de işlerinizi daha kolay halledersiniz. Çocukların velayetini falan daha rahat alırsınız üstünüze. Değil mi? Valide Hanım her şeyi ayarladı. Artık biliyorum. Bunu da kendisine böylece söyleyin. Kim uyduruyor bu yalanları? Bunların hiçbiri yalan değil. Hayriye abla yazdı. Valide Hanım'a gitti. Çevirdiğiniz bütün dolapları anladı. Benim de gözümü açtı. Siz de bir daha gelmeyin. Sizi görmek istemiyorum. Abi. Okey okey. Konuşuyoruz. Ali. Saçma şeyler yapma. Gülten'in üstümüzü sıçratma. Durup dururken başımıza bela açma. Sen beladan korkmazdın hani. Hayrola? Tahliye hevesi mi? Ha. O zaman analık yok. Ağalık yok. Bana bak Ali. Ağalığı, analığı sana soracak değilim. Senin gibi ıvır zıvır işlerden değil, cinayetten girdim. Bir cana kıymışsam, gözünün yaşına bakmam, seni gebertirim. Vay vay vay. Çok uzun zamandır bu incileri duymaz olmuştuk. Efsane geri döndü. Neye borçluyuz? Yakında öğrenirsin. Acaba çocuğunu nereden bulacaklar? Kim bulacak? Kim yapmış? Kim bilir? Tanıdığı biridir. Resmi de yolladığına göre vicdan yapmış. Başka türlü bir şeye benzemiyor. Yazık be kıza Feriha. Çok yazık. Herkese yazık. Bak ne geldi. Hasan'ımın resmi. Ne kadar büyümüş.
Ama kim gönderdi? Hasan'ım kimin yanında bilmiyorum. Zehra, bunun yanında bir yazı falan yok muydu? Zarfın üzerinde bir isim, kağıtta falan bir yazı yok muydu? Yok, hiçbir şey çıkmadı. İyice bir düşün bakalım, kimden gelmiş olabilir bu? Düşünüyorum, aklıma biri geliyor ama Allah günah yazmasın. Kim? Belat abla, hani komşumuz. Aramıştık ya iki kere, cevap vermemişti. Belki onun bir haberi vardır. Belki bana acımıştır da o göndermiştir. Belki vicdanı sızlamıştır ha? Bak, Hüseyin'i arayayım ister misin? O da sorsun, soruştursun. Bir açıklığa kavuşturur bu işi ha? Arar mısın? Ararım. Hadi sen üzülme artık. Hem belki Hasan'ı bulursun, sonra da tahliye olursun, kavuşursun oğluna. İnşallah. Ne oldu? Niye gelmiş avukat? Yargıtay'a dilekçem gitmiş. Bana niye sormadın diyor. Sahtekar adam. Hayri abla yazmasaydı sen hala inanacaktın o adama. Kaynananın bulduğu avukat. Başka ne bekliyorsun? Bir daha gelme dedim zaten. Nihayet. Aklın başına geldi be Suzan. Neyse. Geç olsun da güç olmasın. Geç olsun da güç olmasın. Dersimiz atasözleri mi hocam? Ya gel Suzan, gel. Tamam her şey. Gerekeni yaptım. Gerisi onunla senin aranda. Parayı alırken böyle demedin. Ben üstüme düşeni yaptım. Gerisini bilemem. Gerisini bileceksin. Ben ne söz vermişsem yaptım Beray. Bakalım. Göreceğiz. Adamları ayarladın mı? Bak sakın bir şey aksamasın. Bu kadın hepimizi harcar. Anladın mı? Başlatma lan bunun parasından. Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Önce şu işi hallet. Sonra mala zam yaparız. Olur biter. Okey? Söylesene bu türküyü. Ne güzel söylüyorsun. Bilmem ki olur mu? Utanırım biraz ben. Utanacak ne var? Ne güzel söylüyorsun işte. Bilmem ki. Olur olur söylersin. Beni dinle. Yani sen kendin karar ver. Sonuçta sen benden daha iyi bilirsin. Ama ya ne olur biraz daha bekle. Ha? Daha gitme hastaneye. Ya sonra aldırmak istersen aldır. Ama madem biraz daha vaktin varmış, acele etme. Okey? Hele o Gülten denen pislikten hiç korkma. Bak daha neler yapacağım ben ona. İki gözünü de oyacağım ben onun. Utanmadan gelip bir de bana gözdağı veriyor. Gestapo suratlı kadın.
yine mal lazım. Oo, senden bu masraflı çıktı be güzelim. Bana bak. Mala zam geldi. Maalesef artık indirimli fiyattan veremeyeceğim. Ona göre. Hayriye abla mektubu ihmal etmezdi. Başına bir iş gelmese yazardı. Kötü şey düşünme Suzan. İş gücü ailesine dalmıştır. Yazar yakında. Bana öyle gelmiyor. Dün avukatla görüştüm. Onun etkisi midir bilmiyorum da. Dün gece rüyamda gördüm Hayriye ablayı. Böyle sıkıntılı sıkıntılı bir avukatla bir şeyler konuşuyordu. Hayra yor, hayra yor. Terse çıkar rüyaları. Bak görürsün. Mektubu gelir yarın. Böyle bir şey nasıl cesaret edebildiniz? Hiç mi ortaya çıkacağını düşünmediniz? Ben yalan söylemedim Neşe Hanım. Ama gerçeği de söylemediniz. Bilse annem sizi hayatta işe almazdı. Müebbete mahkum olmuşsunuz. 3 kişiyi öldürmüşsünüz. Bu şartlarda size kim hasta baktırır? Annemin zaafından istifade ettiniz. İstesem sizi hemen şimdi tutuklattırırım. Hasta ve yaşlı bir kadın. Üstelik diyabet hastası. Size niye güvensin? Bu soruyu ona sordunuz mu? Annem inatçıdır. Sizin hayatınızı bir yalan üzerine kurduğunuza inanmak istemedi. Ben ona en başta söyledim. Beni dinlemedi. Ama damadınıza ve torununuza da yalan söylediğinizi öğrenince inanacak tabii. Onları bu işe karıştırmayın. Neden? Yeni bir cinayet işlemeniz için mi? Her şey açığa çıkacak. Ne mal olduğunuzu damadınıza anlattım. Annemi de anlatacağım. Damadımı anlattınız mı? Tabii ki anlattım. Düşün yakamızdan Hayriye Hanım. Anneme dokunmayın. Bazen geçmişi hem unutmak istersiniz hem hatırlamak. Siz unuttum sanırsınız, bedeniniz hatırlar. Hem bilirsiniz bazen kötü haberi hem yine de duymak istersiniz. Veda etmeye geldim. Haberim var efendim. Her şeyden haberim var. Esasen ben de artık veda vaktinin geldiğini düşünüyorum. Hatta bir veda töreni tertip ettim. İzninizle önce şunu başlatayım. Oturmaz mısınız? Bon tas de chocolat. Prêt, bon feu. Ouvre l'appétit. Ouvre le dîner. Quel est ça? Brière Savarin. Benim pek sevdiğim bir aktör. Ne yazık ki artık yaşamıyor. Onun hep aklımda kalan bir filmi vardır. Onu da buldurttum. Yiyip içip zevk-i sefa ile veda eden 4 beyefendinin hikayesidir. Buyurunuz efendim. Her şeyimiz hazır. Siz bana katılıp katılmamakta serbestsiniz. Ama ben yarın oksijen hastanesindeki randevuma gitmeyi düşünmüyorum. Ayak parmaklarımın teker teker düşmesini beklemekten biraz sıkıldım. Hangisiyle başlayacağız? Tabii ki Audu'du. Sizin başınızın nerede girmemesi için bir evrak hazırlattım. Bakınız. Noterden tasdikle. Lütfen bunu saklayınız. Saklayabilirim de, saklamayabilirim de. Siz oksijen hastanesine gitmemeye karar verdiniz. Ben hoş arkadaşlarımı ziyaret etmek isteyebilirim. Bu da bir
Selam söyleyin. Komşu arkadaşlarınıza benden selam söyleyin efendim. Söylerim, söylerim. Siz de özellikle babanıza hürmetlerimi iletin. Söyleyebilirim. Tamam mı? Tamam. Yarın sabah sayımından sonra hastaneye gidiyorum. Nasıl çıkacaksın? Çok soru soruyorsun Filiz. Çıkacağım dediysem çıkarım. Arabayı izlesinler. Yalnız olacağım. Peki. Telefon sana. Başkomiserim Hüseyin Kerimoğlu'nu getirdik. Öyle mi? Buyurun oturun Hüseyin Bey. Geçmiş olsun. Canıma can kattın komiser benim. Geçmiş olsun, geçmiş olsun.
Alo. Mal için yolladığım adam var ya. O gelecek. Bu işi hallet. Mal sonra. Tamam. Yakup. Efendim. Ne haber Yakup? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Fena değil işte. Ne oldu? Bir terslik yok ya. Yakup. Gene abimle buluşman lazım. Ya fark ederlerse sonra işten atarlar. Seni göremem bir daha. Asıl bunu yapmazsan bir daha seninle görüşmem Yakup. Burada senden başka kimsem yok. Lütfen. Ne olur. Peki. Tamam. İçindekini ona vereceksin. Dışındaki senin. Ay. Hüseyin Bey beni arayıp cep telefonumdan gelişmeleri anlattı efendim. Daha önce görüştünüz yani. Evet, görüştük. Anladım. Tahmin etmiştim zaten. Bu meslekte kuralların önemli olduğunu biliyorum efendim. Hoşgörünüz için teşekkür ederim. Zaten doğumdan sonra da çalışmayı düşünmüyorum. Ne zaman ayrılıyorsunuz izne? Mümkünse hemen ayrılmak istiyorum efendim ben. İyi olur Semra Hanım. Şimdi gidip Zehra'yı getirin bana. İyi haberin sevincini paylaşalım. Sonra ayrılırsınız. Burası bebek için iyi bir yer değil. Doğmamış bebek için bile iyi bir yer değil. Öyle değil mi? Bence de öyle efendim. Gel seninkini de yazalım. Neymiş ki bu? Kendini anlatıyorsun. Hikayenden, oyunda kullanılmasını istediğin yeri anlatıyorsun. Hani böyle herkes bilsin, herkese ders olsun dediğin yeri. Ben Hüseyin'le evlendiğim zaman onu hiç tanımıyordum. Halam demiş beni ona. Hasan olana kadar da hiç kendimi bilmedim zaten. Gerisini biliyorsun. Zehra, Handan Hanım seni çağırıyor. İster misin çıksın? Ana! Belki de bulmuşlardır Hasan'ı. Gebertmediyse bulmuşlardır. Sabret. Güzel haberi sana Handan Hanım verecek. İnşallah. Thank you.
Zehra Hanım. Oğlunuz bulunmuş. Sağ mıymış? Yaşıyor mu? Yaşıyormuş. Az önce karakoldan aradılar. Kocanıza Hüseyin Bey'e teslim etmişler. Allah'ım sana şükürler olsun. Gelin. Oturun şöyle sakin olun. Neredeymiş peki? Nasıl göreceğim oğlumu? Bana gösterirler mi? Gösterirler tabii. Büyük bir ihtimalle en kısa zamanda çocuğunuza kavuşacaksınız. Şimdi durumunuzu araştırdım. Hastaneye gideceksiniz. Kan vereceksiniz. Test sonucunda Hasan'ın sizin çocuğunuz olduğu anlaşılınca davanıza yeniden bakılacak. Ve buradan çıkacaksınız. Kim neymiş peki? Neredeymiş Hasan'ım? Kim bakmış ona bugüne kadar? İyiymiş işte Zehra, merak etme. Senin de tahmin ettiğin gibi o komşum dediğin kadın yangında Hasan'ı alıp ölen torununun yerine kızına vermiş. Ağlama artık. Bak, her zaman kötüler kazanmıyor. Melahat abla. Nasıl kıydın? Nasıl? Belalı bir damadı varmış herhalde. Evet. Irak'ta çalışıyordu. İnşaatlarda. Onların çocukları adam yokken ölmüş. Adam kızına eziyet eder diye yangında Hasan alıp gitmiş. Kızın evine polis de gelince öyle zaten çocuğa bakamıyordu, öldürmek istiyordu falan gibi laflar etmişler. Neyse, geçti bitti artık. Her şey geride kaldı. Hüseyin Bey çocuğu tanımış. Oğlunuz olduğunu söylüyor. Allah size razı olsun Müdür Hanım. Allah ne muradınız varsa versin. Neşelisin. Zehra'ya söyledim. Sevindi mi? Tamam, anlamsız bir soru sordum. Galiba şöyle demek istedim. Yani ne yaptı? Eli ayağı birbirine dolaştı. Ne zaman hastaneye yollayabiliriz? Ancak öbür gün olur. Sevgi Asıl'ın gelmesi lazım önce. Zaten ben yarın yokum. İzin günüm. Bugün olmaz değil mi? Tamam, ben de anlamsız bir soru sordum. Ama bir an önce oğluna kavuşsun istiyorum. Buranın da sevinçli zamanları varmış değil mi? Varmış. Unutmadan, formlar toplandı mı? Ama hemen toplatırım. Çok güzel. Formlar alıp akşam bana gelmeye ne dersin? Hem geçen sefer yarım kalan yemeği de telafi etmiş oluruz. Olur Tarık Bey. Neden olmasın? Bugün iyimser bir ruh hali içindeyim. Harika. Şuraya. Bas parmaklarını. Oldu mu? Oldu. Efendim yeni mahkum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun Müdür Hanım. Kadınlar koğuşlarına dağıttığımız formlar vardı. Evet. Onları hemen toplayıp getirebilir misiniz? Tabii efendim. Tamam. Hüseyin almış oğlumu. Ben de görecekmişim. Kan testi için hastaneye gidecekmişim. O zaman görecekmişim. Zehra bak hepsi geçti işte. Geçti bitti. Geçti ya geçti. Bir de görsem oğlumu. Allah'tan başka hiçbir şey istemem. Sen biliyormuştun demek ki. Hep söyledin. Biliyormuşsun. İşte her neyse. Söyle. Biliyormuşsun. Şaka maka gidiyor bu be. Ne olacak şimdi peki? Anlamadım şimdi. Kim bulmuş resmi de göndermiş? Melahat abla. Bizim komşuydu. Ne biçim komşuymuş o? Komşuya gel komşuya. Hey babam maşallah. Komşunun böylesi dostlar başına. Kötü kalpli, cadı komşu.
birden vicdan sahibi oluyor. Ve kaçırdığı çocuğun resmini sahici anneye yolluyor. Anne de iyilik meleği gardiyanı işe koşuyor. Ve çocuk bulunuyor. Ta 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 tam. Polis bulmuş. Hüseyin'e vermiş. Gerçek değil mi bunlar? Yani biri rüyasında görmemiş. Filiz! Ne var hocam? Bir şey mi oldu? İçin kötü senin. İçinde kötülükten başka hiçbir şey yok. Ne diyorsun sen be? He? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Filiz! Çek elini Suzan'dan. Çek dedim. Çocuğu bulunmuş. Kocası gidip almış. Olay bitmiştir. Kağıtları doldurdunuz mu? Sayımda verecektik. Bilmem. Handan Hanım gönderdi beni. Daha bitmemiş diyebilir misin? Peki tamam. Söylerim. Gel, kültür yuvasına gel. Yazıyla çiziyle olsaydı bu iş. Bunların dünyadan haberi yok. Vermiş müdür hanım. Öyle söylenmiş onlara. Daha bitirememişler. Ya. Ama emrederseniz gidip alabilirim hemen. Yo yo. Size değil. Tabii haklılar. Sayım daha alacağız demiştik. Neyse. Tamam, teşekkürler. Yeni tekliflerle geldim. Neyin var senin? Formları sayımda toplayın demiştim. Unutmuşum. Olsun, önemli değil. Sayıma pek bir şey kalmadı zaten. Mesele o değil. Mesele nedir Handa? Mesele şudur ki işimle ilgili dalgınlık yapmak hiç hoşuma gitmez. Handa, kendine bu kadar acımasız olma. Hadi gel, seni dışarı çıkarayım. Hadi. Thank you.
Ne oldu? Bir şey söyleyecektim. Kulağıma basma kalıp geldi, vazgeçtim. Onu demek istemedim. Çay ne oldu? Tamam, hemen. Yarın benim izin günüm. Balığa çıkacağım. Davetim hala geçerli. Sağ ol. Ama bugün gördük işte. İşin kurallarını gevşetince hata yapıyorum. Bu iş hata kaldırmaz. Şekersiz değil mi? Evet, şekersiz. Sağ ol. Hiçbir iş hata kaldırmaz. Ama ille de bir sıralama yapacaksak doktorluğu en tepeye yazmamız lazım. Can başka şeye benzemez. Sana hak veriyorum ama bu da benim huyum. Bu yaştan sonra değişmez ki. Mükemmeliyetçi bir baba. Alman disipliniyle geçen çocukluk. Beni de böyle kabul et. Ben buna da razıyım. Kendine dair anlattığın her şeye razıyım. Neyi bilmek istiyorsun? Ne bileyim. Kişisel şeyler işte. Sana dair şeyler. Bu formlardan sana da doldurtmak isterdim. Neleri seversin? Hangi şarkıları? Hangi kitapları? Böyle ufak ayrıntılar işte. Seni merak ediyorum. Ne o? Anket mi yapıyoruz şimdi? Ne yapayım, bana başka çare bırakmadın. Bu şekilde sormak zorundayım. Geçmişinden bahset mesela. Hangi okullara gittin? Ailen nerede? Bir sevgilin var mı? Onu bile bilmiyorum. Neyi merak ettiğini biliyorum. Bir kere... Bir kere ne? Evlendim. Kısa sürdü. Neden diye sorsam? Öyle işte. Yürümedi. Gene aynı şeyi yapıyorsun. Neyi? Tam kabuğunu kıracakken geri çekiliyorsun. Handan gidiyor, müdür hanım geliyor. Tarık, ben gitsem iyi olacak. Gitme. Konuşalım. İş benim için her zaman ön planda. Bu hep böyle oldu. Hep böyle olacak. Kusura bakma. Hoşça kal. Çabuk seni getirin, çabuk! Diğerleri al seni!
geldik sen ben. Anlaşıldı. Ne oluyor? Sayın da bir mahkum fenalaşmış. Nedir durum? Mahkumu getiriyoruz. Lütfen edin. Bu hastanın durumu acil. Sorumluluk bana ait. Handan Hanım, ben böyle bir sevk kararını imzalamam. Usulsüz bir iş yapıyorsunuz. Zehra adlı mahkumun sevk talebi de gelmedi. Onu da yollayamazsınız. Bu insanların hayatı bize emanet. Niçin her konuda bana engel çıkarıyorsunuz? Sorumluluk bana ait diyorum. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Ama şunu unutmayın ki yakında bunların hesabını vereceksiniz. Bunu da öyle bilin. Beni tehdit etmeyin. Ayrıca yakında kimin hesap vereceğini göreceğiz. Tahsin'in yaptıklarını örtbas edenler daha ortaya çıkmadı. Kapıya vurdum ama duymadınız, özür dilerim efendim. Önemi yok Cengiz Bey. Yakında her şey ortaya çıkacak zaten. Hastayı derhal arabaya bindirin. Ayrıca belki koğuşundan Zehra adlı mahkumu da alabilir misiniz? Emredersiniz efendim. Kan testi için hastaneye gidecek. Adli tıp biriminin haberi var. Ben buradan evrağını hazırlatıyorum. Emredersiniz. Sevgili arkadaşlarım, İstanbul'a köprüde balık yiyerek veda etmek istedim. İkram olarak kar da yağdı. 1960'tan önce ben daha ilkokula bile gitmezken köprü altında Eşref Şefik lokantası vardı. Babam oranın müdavimiydi. İyisiyle kötüsüyle bambaşka bir İstanbul'du ama zaman bu. Aklımı geri çeviremiyorsun. Film gibi olsa geri sararsın. Gidersin çocukluğuna, her şeye yeniden başlarsın. Kulakların çınlasın Aylin. Hayriye ablam dışarıya intikal ediyor ve aynen dijital dünyaya adapte oluyor demiştin. Olamadım galiba Aylin. Bak hala film gibi her şeyi geriye sarmaktan bahsediyorum. Şimdi siz laflarıma pek bir anlam veremiyorsunuzdur. Ama sanmayın ki kasvet içindeyim. Gelince size tadını anlatabileyim diye karlı bir İstanbul gününde sokaklarda, deniz kenarında dolaşırken yenebilecek ne varsa hepsini yiyor. Bekleyin beni arkadaşlarım, az kaldı, geliyorum. Son pişmanlık fayda etmeyecek. Aa, uzattım Perihan. İzleyici de gelecek. Kızlar, kardeşler. Herkes. Sen şimdi bizi tavlamak için bunu uyduruyorsun. Doğru söylediğini nereden bileceğiz? Bana güveneceksiniz. Doktor Tarık'la konuştum. Doğru söylüyorum. Hatta Hayriye abla bile gelebilirmiş. Telaş etme. İyi haberdir. Bardak kırılınca bugün tahliyen vardır derler. İnşallah. Hazırlan Zehra. Hastaneye gidiyorsun kan testi için. Handan Hanım'a sorar mısın? Ben de hastaneye gideceğim. Nazlı? Nereden çıktı şimdi bu? Ne demek nereden çıktı? Hangi pislikten çıktığını biliyoruz. Tahsin'in kazıtmaya gidiyor. İyi de ediyor. Hiç boşuna tartışmayın. Öyle kafanıza göre hastaneye gitmek nereden çıktı?
Siz de iyice şaştınız ha. Kötüyüm ben, gitmiyor muyuz? Biri daha varmış. Ne? Gelin. Araba hazır efendim. Hasta içinde bekliyor. Zehra da koğuşundan alıyor. Tamam, teşekkür ederim. Komutan nerede? Gelecek birazdan. Geç şuraya. Nereden çıktın sen? Hasta mısın? Yok, hasta değilim ben Allah'a şükür. Kan testi için. Geç içeri. Hazır mıyız? İkisini birbirine kelepçeleyin. Olur mu öyle şey? Hastayım zaten. Yürüyemem ben bununla. Sen karışma. Aracı köprüden geçti. Bu. Sus. Atıyorlar.
Sus, sakın sesini çıkarma. Gebertirim seni. Ben ne dersem onu yapacaksın, tamam mı? Sakın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sus, sus. Ne oluyor? Ateş ediyorlar. Allah kahretsin. Nerede bulurlar atarları? Yapma. Ne olur yapma. Bana bak, sus dedim. Aç kapıyı. Aa, vuruldum. Çıkın, çıkın. Dur. Çabuk çıkın. Ah, girer. Durun, teslim olun. Daha bekle. Daha vaktin var. Doktor hiçbir şey hissetmeyeceğimi söyledi. Öyle diyorlar. Sonra bir uyanıyorsun. İçinde kocaman bir boşluk. Ya öbür türlü? Yine alıp gidecekler bebeği. Vermezsin. Nasıl bakacağım ben ona? Bakarız. Evet. Çıkacağız. Özgür ev tuttu. Gideriz. Hep beraber bakarız. Hep beraber. Anlıyor musun? Hı? Ne olur, bunun sonu iyi değil.
Sen şimdi beni kandırdın öyle mi? Burada. Bu kadar yeter. Hadi kalk, hücreye gidiyoruz. Kalk! Kalk dedim, kalk, hadi! Doktor hanım, çocuğunu bir görseydi, durumu şey... Evet, haberim var durumdan. Cezaevi müdüresi de aradı şimdi. Test için kan alacağız şimdi. O sırada siz de gelebilirsiniz. Sağ olun doktor hanım. Sen de sağ ol. Ama hastayı heyecanlandıracak bir şey yapmayalım. Çocuk ağlamasın, hasta için iyi olmaz. Tamam. Bacım, bize gösterebilir misin bir dakika? Tamam. Hasan'ım. Annen bak. Gözünü seveyim.